Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 25 Haziran Cuma. Amerika Belmont Park yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 7 koşulu bir programımız var. Yavaş yavaş çıkan atlar başladı. En azından bir iki son yarışları yaptığımda, hazırladığımda çıkanları gördüm. Bilmiyorum daha farklı çıkanlar var mı? Onu en azından size burada sunum yaparken onu da göreceğiz. Benim de çıkıyor yazdığım atlardan çıkan belki olmuş olabilir. Hep beraber yaparız arkadaşlar. Ben fazla vaktinizi almak istemiyorum çünkü saatlerimiz bayağı ilerliyor şu anda gördüğünüz gibi 18.47. Hemen yarış programına geçelim arkadaşlar. Birinci koşu saat 20'de başlıyor. Dişilere ait Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metre kum yarışında 6 safkanlı koşacak olan bir yarışın hemen oranlara bakalım. 5 nolu safkan 1 lira 55 kuruş gibi orana sahip. 6 nolu safkan 3 lira. 2 nolu safkan 3,5 lira. 3 nolu safkan 5 lira. 4 nolu safkan 8 lira. 1 nolu safkan da 11 lira gibi orana sahip. Burada baktığınız zaman bu 2 yaşlı İngilizlerden işte 2 tanesi yarış koşmuş. Bir tanesi bayağı koşmuş yani 1 nolu safkan. Ama diğer 4 safkan da ilk kez yarış hayatına başlayacaklar ama bayağı orijinallere de baktığımız zaman inanın birbirinden ilginç ve güzel orijinaller var. Ben burada önceliği bu yurt dışında da bayağı çok ön planda tutulan bir 5 nolu Interstate Daydream. The Classic Empire'ın temsilcisi anne kanatından da bir Uncle Mo'dan yani iyi bir kum orijinali sahip. Bu safkan Oval Rosario'da yani ilk kez koşacak olmasına rağmen bayağı iyi izlenimler veren bir isim. Bence de ilk şansı hak ediyor. Bir yarış koşmuş olan 6 nolu Miss Interpret bir Street Sense temsilcisi. Rahat Ortiz Junior'a start alan safkanda bir top Fletcher arasında. Zaten burada antrenöre baktığınız zaman hepsi de birbirinden kalite. Bir yarış koşup dördüncülük elde etmiş. Bana göre de tatminkar bir yarıştı. Burada da yazmakta fayda var. Tabi benim burada dikkatimi çeken iki safkan daha var. İki nolu Popular Vote. Bir Constitution temsilcisi anneden de bir Candy Wright gibi. Yine güçlü bir safkan. Junior Alvarado'la start alan safkanda yine Villamont antrenörsünde olan bir isim. Bu ilk kez koşuyor. Bu da güzel bir orijin. Benim asıl dikkatimi çeken safkan da buydu arkadaşlar. 3 nolu Aragant Lady. Bir Aragoid temsilcisi. Aragoid. Manuel Franco'ya start alan safkanda bir Christoph Clement elinde olan bir safkan. Şimdi Aragot kim diyeceksiniz? Aragot Allah çok kalite bir safkan. Kırmızı bir safkandı. Hatta Dubai World'u kazandı. Mike Smith de ekseritle yarışmıyordu. Yani ele Dubai World'da bayağı bir 3-4 boy mu? 4-5 boy mu? Startta kalıp yani aynı farkla da bir yarış kazanan bir isimdi. Tabi ondan sonra bir safkanda bir sorunlar yaşayınca bence en doğrusunu yapıp aygırlığa çektiler. Ama kalite bir safkan, şampiyon bir safkan olduğu da bir inkar etmemekte fayda var arkadaşlar. Büyük isim. Tabi Bredes Cup'ı da kazandı bu safkan. Yani iyi bir safkan. Bence böyle bir safkanın da bir tayını yazmakta bence en doğrusu olur. 5-6-2-3 arkadaşlar benim bu koşu için önerdiğim isimler. Günün ikinci koşusunda evet burada çıkanlar başlamış. 2 nolu safkan çıkmış. Bende var mı? Evet bende varmış. Ben de hemen burada karalayayım. Bu turist temsilcisini en son planda tutuyorum zaten. Yurt dışında favori çıkıyordu bu safkan da. Çim safkanın hani kuma niye koydular? Ben onu anlamadım. Gerçi anneden belki biraz yatkın olabilir dedim ama çıkarması bence doğru sonuç oldu. Çünkü kafayı karıştırmakta başka bir şey değildi. Maiden satış koşusu 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında. Bir at çıkmasıyla 8 safkan kaldı arkadaşlar. Ben hemen oranlara bakalım. Evet buradaki oranlar şu şekilde. 3 nolu safkan favori hanesine geldi. 2,5 lira orana sahip. 6 nolu safkan 3,5 lira. 9 nolu safkan 3,30. Burada da 3,5 lira veren de var. 8 nolu safkan 4 lira. 7 nolu safkan 4 lira. 4 nolu safkan da 8 lira gibi orana sahip. Yani gördüğünüz gibi buranın favorisi yok arkadaşlar. Tam bir kapamalık oranlara göre. Gerçi buraya baktığımız zaman da aynı pozisyondayız ama ben burada önceliği 3 dolu Filipin Fan. Bakın yurt dışında favori miydi o? Ben dikkat etmedim. Evet favori. Ben de favori vermiştim zaten. Çünkü ben iki en son kısma bıraktım. Artık o da tercihi size bırakmak için. O da iyi şansımıza yarıştan çıkması iyi oldu. Bir bakın. 3 nolu safkan da bende favori. Jose Ortiz'de start alacak olan safkan en azından performans olarak biraz daha iyi geldi bana. Daha sonra 9 nolu Jumpstar bir Jumpstar start temsilcisi Eric Changel start alan safkan da 2 yarış koştu. Performansı fena değil. 6 nolu Home Day bir Excavator temsilcisi Luis Saez'de start alan safkan da yine benim yazılması gereken isimler arasında. 3-9-6 diğer rakiplerine oranla benim bayağı ön planda tuttuğum isim. Eğer bir safkan ilave edebilirseniz bu 8-10 Second Fortune bir Golden Ticket temsilcisi Luis Cardenas da start alacak olan bir safkanın performansı fena değil. Son ikinci de fena değil. O yüzden bence dördüncü safkanı ilave etmek isteyenler için ideal bir isim arkadaşlar. Günün üçüncü koşusu altılı Ganya'nın ikinci ayında şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında 6 safkan arasında koşacak olan bir yarışın hemen oranlara geçelim arkadaşlar.
Evet, oranlar açılmaya başladı burada da. Bu altılı ganyanın ikinci ayında 4 nolu safkan 2 lira orana sahip. 3 nolu safkan 3 lira. 6 nolu safkan 4,5 lira. 2 nolu safkan 5 lira. 5 nolu safkan 6 lira. 1 nolu safkan da 8 lira gibi orana sahip. Yani yine gördüğünüz gibi oranlar açısından birbirlerine çok yakınlar. Ama ben burada 4 nolu Good Credence, bir Jimmy Crate temsilcisi oldukça iyi bir kum orijine sahip. Junior Alvarado start alan safkanın performans olarak diğer rakiplerine oranla ön planda tuttuğum isim. Son güzel ikinciye rağmen ama Türkiye'de çok banko tutulmuş. Demek ki bir bildikleri vardır. Ama ben de haliyle favori, ben de hatta bir banko adaylarımdan birisi. Yani alternatif banko olarak önereceğim bu 4 nolu Good Credence'i, Junior Alvarado ile. Rakip yazmak isteyenler de 3 nolu Jordan's Leo. Bu Malibu'nun temsilcisi Manuel Franco'ya start alan bu isim de bana göre iyi performansıyla bu Todd Pletcher arasındaki bu isim bence rakip olarak yazmamız da gerekebilir arkadaşlar. Ama her şeye rağmen 4'ün kazanması gereken bir yarış. Rakip arayanlara da 3 nolu safkanı önereceğim arkadaşlar. Günün 4. koşusu Altılı Ganyan'ın 3. ayağına geldiğimizde, evet burada da 5 nolu safkan çıkmış yarıştan, bizde var mı? Yok. Bir satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusunun. Hemen bakalım oranlar var mı arkadaşlar? Çünkü bu oranlar yoktu. Çim oranları yoktu. Ama şansımıza belki açılmış da olabilir. Evet. Maalesef. Evet. Burada açılmaya başlamış arkadaşlar. En azından burayı gösterebiliriz. Çünkü bunlar yoktu. Herhalde büyük ihtimalle buralarda biraz sonra açılmaya başlar. 10 nolu safkan gördüğünüz gibi 2.75 orana sahip. 6 nolu safkan 3.5 lira. 9 nolu safkan 4 lira. 1 nolu safkan 6,5 lira, 3 nolu safkan 6,5 lira. Evet, oranlar başladı şimdi açılmaya. Tam zamanlarmışız. 2 nolu safkan da 8 lira gibi orana sahip. Diğer oranları da bekleyelim. Diğer oranlar, evet, 2 nolu safkan. 7 nolu safkan 9 lira, 8 nolu safkan 12 lira, 4 nolu safkan 40 lira. Valla ben neler yazdım, bakayım benim oranlar. Neyse, ben zaten oranlara bakarak yazmıyorum. Ben burada önce 9 nolu Vodka Lemonade'ye vereceğim. Bu Twilight kendi temsilcisine. Oldukça iyi bir orijine sahip. Anne kanatında bir artişiller, iyi bir çim orijine sahip olan bir isim. Javier Castellano'na son yarışta kazanan bu isim de ben de ilk şanslı isim. Yani biraz grubun handikap puanı olarak gerisinde kalsa da bana göre bugün çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Ben de ilk şanslı isim olarak çıkıyor 9 nolu safkan. Rakipleri kimler? 10 nolu Time Do Defi ve Declaration of War temsilcisi Louis Size start alan safkan da yine iyi performansıyla rakip olarak önerdiğim isimler arasında. Daha sonra 7 nolu Clamor, bir Trapeshot temsilcisi Junior Alvarado start alan safkanın son üçüncülü ve performansı oldukça iyi. Bir de 3 nolu Holy Emperor, bir Street Sense temsilcisi olan safkan da Irat Ortiz Junior'a start alıyor. Yine benim beğendiğim safkanlar arasında, yazılması gereken isimler arasında. 9-10-7-3, bu 4 safkan biraz daha diğer rakiplerin oranla ön planda tuttuğum isim. Eğer buraya 1-2 safkan ilave etme durumumuz varsa en azından kalite bir orijinal sahip. 6 nolu Frontman, bir Pioneer of the Night temsilcisi Oval Rosario ile start alan safkan da fena değil. Son ikinciliği de oldukça iyi. İyi gruplarda start almış bir isim. Bir de 2 nolu Hard Count, bir Runaway and Hide temsilcisi Jose Ortiz'e start alacak olan safkan da oldukça süratli yapısıyla bence sürpriz arayanlar için ideal isim arkadaşlar. 9-10-7-3, önce 6-2'de daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün 5. koşusu Altılı Ganyan'ın 4. ayağı Maiden 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metrelik kum yarışında 6 safkan arasında koşacak olan bu 4'lü Ganyan ayağımızın hemen oranlar bölümüne bir bakalım arkadaşlar. Evet, oranlar açıldı. Bakalım bizim mutlar. Burada 2 nolu safkan 1.50 orana sahip. 1 nolu safkan 2 lira orana sahip. Hatta 1.55 orana sahip. Öyle diyelim. 6 nolu safkan da 2.5 lira orana sahip. 3 nolu safkan 8 lira. 5 ve 4 nolu safkanlar da 40 lira gibi oranlara sahip arkadaşlar. Ya burada gördüğünüz gibi 3 safkan biraz daha ayrılmış burada. Burada ilk kez koşacak olmasına rağmen bayağı bir pahalı satın alınan bir 2 nolu Primary Colors var. Bu American Power temsilcisi Louis Size start alıyor. Yani ben bugün normal şartlar altında bunu banko vermek istedim ama şimdi ilk kez koşan bir safkan da şimdi sizler nasıl algılarsınız onu çözemediğim için hadi ilk yarışında bakarsınız start sıkıntısı olur veya yarışa iyi başlamış ama start provaları da bayağı etkiliymiş, derecede işler yapıyor. Orijin de zaten kalite, American Power gibi bir orijine de sahip olunca ben kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Louis Saez'de ilk kez koşacak olmasına rağmen 2 nolu Primary Colors'u.
Eğer bu safkanın yanına rakip ararsanız Binolur Repo Rocks bir tapitüre temsilcisi olan bu safkanda Rat Ortiz Junior'da ilk ciddi rakibi bir de Altınolu Lemon Drop Road bir Koalet Road temsilcisi Jose Lescano'la start alan bu safkanda yazılması gereken diğer isim. Ama ben ikinin kazanmasını bekliyorum. İlk kez koşacak olmasına rağmen rakipleri de 1 ve 6 olarak görüyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğimizde Maiden dişilere ait 3 ve yukarı İngiliz'in 1200 metrelik çim koşusu. Burada da 1-2-3 çıkmış, bizde yok onlar. Hemen bakalım oranlar burada inşallah açılmıştır diye umut ediyoruz. Bakalım şansımıza. Evet, tıklıyor zaman olmuyor galiba. Evet, maalesef burada oranlar açılmamış arkadaşlar. Böyle kalmış. Neyse, burada yapacak bir şey yok o zaman. Hemen buradan geçelim programımıza. Arkadaşlar ben burada 5 nolu Uyşolt bir dancing, bir var dancer temsilcisinin Julio Alvarado'ya start aldığım bir ismi ben ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Daha sonra 11 nolu Chrissy Lavrot, bir Vrot temsilcisi, iyi bir orijine sahip. Javier Castellano start aldığım safkanda benim şanslı gördüğüm isimler, Türkiye'de favori konumda olan bir isim. Daha sonra 4 nolu Get The Candy, bir Twilight Candy temsilcisi, Luis Saez'e start aldığım safkanda yine performans fena değil, 2 yarış koştu ama iyi safkan. 9 nolu Uncle's Game, bir Uncle Mo temsilcisi, Rat Ortiz Jr. start alan bu safkanda ilk kez koşuyor ama bana göre bugün etkili koşar. Hani Uncle Mo kumcu bir safkan ama anne kanatı da bir tapitten gelme, yani bayağı iyi bir orijine sahip bir isim. 5-11-4-9 benim öncelik şans verdiğim isimler. Eğer bu bir at daha ilave edebilirsiniz, bu 8 nolu No Pain'i, bir Cairo Prince temsilcisi, o halde Rosario start alan bu safkanda ilave edebilirsin arkadaşlar. Tabi burada bir 12 nolu safkan var ama bu safkanın ilk yarışını kumda koşmuş arkadaşlar. Eğer çok sürpriz geniş at yazmak isterseniz, eğer bu safkanda çünkü ilgileri herhalde burada da bir şansını denemek istedim. Orijin olarak gider yani, çim gider. Ama koşmuş olduğu yarış kumdaydı. Bu sefer çimde denenecek olan bir ismi de eğer sürpriz arayanlar için iyi bir isim zaten. İyi bir kalite, bir orijine de sahip bu atı ilave edebilirsin arkadaşlar. 5-11-4-9 önce, 8-12'de daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Gelelim bakalım burada oranlar açılmış mı? Yok. Maalesef açılmamış. Gelelim bir sonraki koşuya, son koşuya arkadaşlar. Evet, günün son koşusunda bir satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında, burada da 3 ve 6 nolu safkaların çıkmasıyla 5 safkan kaldı arkadaşlar. Hemen burada da programın tabi burada oranlar yine maalesef yok. Hemen bir sonraki koşuya geçelim arkadaşlar. Evet, oranlar şu şekilde: 1 nolu safkan 1.20, 4 nolu safkan 2.5 lira, 2 nolu safkan 4 lira, 7 nolu safkan 6 lira, 5 nolu safkan da 8 lira gibi orana sahip. Hemen programımıza geçelim bu son koşu için. Arkadaşlar ben eğer bu ayağı banko olarak geçmek isterseniz, bakın tercihi bugün size bırakıyorum tamamen, oyun kurgusunu. Ama ben burayı banko olarak bırakmıştım. En azından sığınma limanı olarak bu 1 nolu Striking Speed'i, Brian Speed temsilcisinin Manuel Franco ile en azından göstermiş olduğu performanslar göre diğer rakiplerine biraz daha ön planda çıkınca ben de bu safkanı banko olarak öneriyorum. Bino Striking Speed Manuel Franco ile benim banko ismim. Yani şöyle bir durum daha yapalım. En azından biziz burada. Arkadaşlar şimdi bu ayağı değil de diğer iki tane daha alternatif banko verdim. Bunlardan birisi ikinci ayakta 4, birisi de dördüncü ayakta ilk kez koşacak olan bir 2 nolu safkan. Eğer bunlardan birisini tek atarsanız ben eksiletle şu dördüncü aktaki 2'den çok şeyler bekliyorum. Bunu açık ve net konuşayım. Eğer risk alayım ben bu ilk kez koşan bu safkanı tek atayım derseniz, o zaman burada at yazmak isteyenlere önerim geri kalan safkanları yazmanız gerekecek arkadaşlar. Bunlar 7, 4, 2 diye sıralanıyor. Tabii bir de 5 ton safkan. Yani onu göre kendinize hangisi uygunsa veya yapabiliyorsanız, bazı arkadaşlar yapıyor da herkes yapamıyor tabii ki. Yani birden fazla kupon yapanlar oluyor. Bir ayağı bu ayağı tek atıyor. Bir ötekisini tek atıyor. Yani öyle bir alternatif kuponlar yaratanlar da oluyor. Yani şansınızı deneyin derim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar demeden önce şablonu söyleyeyim tabii ki. Birinci koşu 5-6-2-3. Altılı Ganyan'ın birinci ayağı 3-9-6. Önce 8 daha sonra. İkinci ayakta 4 nolu safkan alternatif bankom. Rakipte 3 nolu safkan olarak görüyorum. Üçüncü ayak 9-10-7-3. Önce 6-2 daha sonra.
Dördüncü ayak 2 No Safkan Alternatif Bankom 1-6 rakip arayanları. Beşinci ayak 5-11-4-9 önce 8-12 daha sonra son ayakta 1 No Safkan tek. Ama dediğim gibi eğer öteki ayaklarda tek atıp da bu ayağa at yazmak isterseniz bu ayağı kapatmanız bence en hayra alamet olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşça kalın arkadaşlar.